seversen masalları. Kibritçi kız. Çok soğuk vardı. Kar yağıyor. Akşam karanlığı bastırıyordu. Senenin de son gecesiydi. Yılbaşı gecesi. Bu soğukta, bu karanlıkta küçük bir kızcağız yürüyordu sokakta. Başı açıktı. Yılın ayaksı. Evet. Evden çıkarken ayaklarına terlik giymişti giymesine ama bir işe yaramamıştı bunlar. Çok büyük terliklerdi. Son defa annesi kullanmıştı onları. Üstelik karşı kaldırıma geçiyordu. Karşısına ansızın dolu dizgin giden iki araba çıkınca kızcağız telaştan bu terlikleri de kaybetti. Tekini bulamadı bir türlü. Ötekini de bir oğlan alıp kaçtı. Kaçarken de ileride çocukları olunca bu terliği beşik olarak kullanacağını söyledi. Küçük kız, işte yılın ayak yürüyordu. Minik ayakları soğuktan morarmıştı. Eski püskü önlüğünde bir sürü kibrit vardı. Kibritlerin bir demetini de elinde tutuyordu. Gün boyu kimse bir tane olsun kibrit almamıştı ondan. Kimse 5 para vermemişti ona. Karnı acıkmış, üşümüş yürüyordu. Yılgındı, ürkmüştü zavallıcık. Uzun, sarı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Bukle bukle ensesine ne de güzel sarkıyordu saçları. Ama onun bu güzelliği düşünecek hali mi vardı? Bütün pencerelerde ışıklar parıldıyor. Sokaklar ne de nefis kas kızartması kokuyordu. Öyle ya, yılbaşı gecesi diye düşündü kızcağız. Az ileride iki evin arasında bir köşeye büzüldü. Oturdu. Ayaklarını altına çekmişti ya. Daha da çok üşüyor. Eve gitmeyi de göze alamıyordu. Hiç kibrit satamamış. 5 kuruş olsun alamamıştı ki gitsin. Babası döverdi. Hem evde soğuktu. Üstlerinde bir çatı vardı sadece. Koca koca yarıklara saman, paçavra tıkamışlardı ya. Yine de rüzgar giriyordu içeri. Minik elleri soğukta donuyordu. Ah, küçük bir kibritin ne çok faydası olurdu şimdi. Demetten bir tane alsa da duvara sürtse, parmaklarını ısıtsa. Bir kibrit aldı, duvara sürttü. Bir kıvılcım çıktı ve yandı kibrit. Ilık, parlak bir alevdi bu. Kızcağız avucunun içine alınca ufak bir lamba oldu. Kızcağız kendini büyük, demir bir sobanın önünde oturuyor sandı. Pirinç madeninden pırıl pırıldı. Sobanın süsleri, boruları. Soba alev alev yanıyor, pek güzel ısıtıyordu. Nasıl olur? Küçük kız ayaklarını uzattı. Onları da ısıtmak istedi. Ama alev söndü birdenbire. Soba yok oldu. Kızcağız elinde yanmış kibrit çöpünün kalıntısıyla kala kaldı. Bir kibrit daha yaktı. Yandı. Parladı alev. Parıltısı duvara vurunca bir tül gibi saydamlaştı duvar. Kızcağız odanın içini gördü. Sofra kuruluydu. Masa örtüsünün beyazlığı göz kamaştırıyordu. Porselen tabaklar çok güzeldi. İçi erikle, elmayla doldurulmuş kas kızartması buram buram kokuyordu. En güzeli de şu oldu. Kaz tabaktan aşağı atladı. Sırtında çatal bıçak yerde badi badi yürümeye başladı. Tam da ondan yana kızcağıza doğru ilerliyordu. Kaz birden kibrit söndü. Kalın soğuk duvardan başka bir şey görülmez oldu. Bir kibrit daha çaktı. Şimdi pek güzel bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen seneki yılbaşı gecesinde o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakarak gördüğü ağaçtan daha büyük, daha güzeldi bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor. Vitrinlerinde gördükleri gibi alacalı bulacalı süsler, oyuncaklar yukarıdan ona bakıyorlardı. Yavrucak ellerini havaya kaldırdı. Birden söndü kibrit. Birçok yılbaşı mumu alev alev yukarılara çıkıyor, ışıl ışıl birer yıldız oluyordu. Derken yıldızlardan biri kaydı. Gökyüzüne uzun bir alev çizgisi çekti. Şimdi birisi ölüyor, dedi küçük kız. Kendisine karşı tek iyi insan. Ama şimdi ölmüş olan büyük annesi söylemişti bunu. Bir yıldız düşerse,
bir insanın ruhu göğe yükselir, Tanrı'ya kavuşur demişti. Küçük kız duvara bir kibrit daha sürttü. Aydınlandı çevre. O aydınlıkta kızcağız büyük annesini gördü. Ne kadar nurlu, şefkatli, sevimliydi büyük annesi. Büyük anne diye seslendi küçük kız. Beni de al, beni de al yanına. Biliyorum, kibrit sönünce sen de yok olacaksın. Sıcak soba, güzel kızartma, büyük yılbaşı ağacı nasıl kaybolduysa sen de kaybolacaksın. Küçük kız telaş içindeydi. Ne kadar kibrit kaldıysa hepsini peş peşe yaktı. Büyük annesinin gitmesini istemiyordu. Kibritler öyle parladılar ki her taraf gündüz gibi, hatta gündüzden de aydınlık oldu. Büyük annesi evvelce hiç böylesine güzel, böylesine büyük olmamıştı. Küçük kızı kollarına aldı, havaya kaldırdı. Aydınlık, mutluluk içinde beraberce göklere yükseldiler. Göklerde ne soğuk vardı, ne açlık, ne korku. Tanrı katına çıkmışlardı. Fakat sabahın soğuk saatlerinde evin köşesinde oturmaktaydı küçük kız. Al aldı yanakları. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Yılın son gecesinde donarak ölmüştü. Yeni yılın ilk sabahı. Küçük kızım cansız bedeninin üzerine doğdu. Hemen hepsi yanmış. Bir demet kibritle oracıkta oturuyordu kızcağız. Yazık, ısınmak istemiş dediler. Ne güzel şeyler gördüğünü, büyük annesinin yanında yeni yıla ne kadar mutlu, sevinçli girdiğini kimse bilemez.